Hello zusammen, ben Tuchul, iş bin wieder da. Bugünkü videomuzu gördüğünüz gibi stüdyodan yapıyorum çünkü hep arabadan artistlik yapıyorsun e Ya anladık arabam var tamam ya falan diye çok üstüme geldiler biliyor Çok eleştiri yaptılar bana. O yüzden ben de format değiştirmek zorunda kaldım. Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok nütlih, böyle acayip faydalı bir video yapacağım. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkler beni çok iyi dinlesinler. Videomuzun konusu şu, Türkiye'de Almanca olduğunuzu nasıl gizleyebilirsiniz? Yani nasıl çaktırmazsınız Almanca olduğunuzu ya da nasıl çarpılmazsınız esnaflara diyeyim. Anın mı? Bu da, du was ich meine? Çünkü biliyorsunuz bazı muhalif görünümlü vatan haini şerefsiz esnafla her şeyi bize 3-5 katı fiyatla kakalamaya çalışıyor, satıyor. Ya yeminle söylüyorum ya, şimdiden çok özledim Türkiye'yi ya. Valla tatil köyleriyle, muhteşem sahilleriyle, Köy cahilleriyle bir başkadır benim memleketim ya. Ama es war richtig schön. Alles war gerçekten de wunderbar. Yani ya bir aylık Almanya'da aldığım işsizlik maaşıyla yemin ediyorum Türkiye'de Böyle kölikler gibi, az o krallar gibi yaşıyorsun memlekette ya. Vallahi zupa bir şey ya. Ama şimdi krallar gibi deyince dava arkadaşlarımız bir tek beni yanlış anlamasın. Yani zaten biliyorsunuz ülkemizde bir tek kral var. O da natürlich bizim reis yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben sadece bir metape olarak yani mecazi olarak söyledim bunu. Neyse şahise egal. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türk Türkiye'de yani bulunduğunuzda, Türkiye'ye gittiğinizde Almanca olduğunuzu nasıl çaktırmazsınız? Nasıl gizlersiniz? Ee, bunu madde madde tek tek anlatıyorum şimdi. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Bir havalimanına indikten sonra arkadaşlar sakın ha sakın böyle taksiye binebilmez emniyet kemerini takmayın. Emniyet kemerini taktığın an Geçmiş olsun. Artık tamam geri dönüşü yok. O taksimetre yemin ediyorum var ya böyle ferruklar gibi deliller gibi dönüyor. <laughs> diye böyle Acayip de artık geçmiş. Donuna kadar alırlar yemin ediyorum bak. Bizim Almanya'da mecbur kemer takmak zorundayız Ertuğrul abi. O yüzden alışkanlık... Unutacaksın hakikaten. Hepsini unutacaksın yani. Adapte olacaksın. Yani genau ve bu kalemun gibi hemen bulunduğun ortama uyum sağlayacaksın. Bu kadar anlıyor. İki. Arkadaşlar Alman arabasıyla Alman plakayla Türkiye'ye kesinlikle gitmeyeceksin. Vallahi bak vatan haini CHP'li esnaflar yemin ediyorum Doğu plakayı gördüklerinde böyle gözleri fal taşı gibi açılıyor. Yani bu Madagaskar diye bir tane çizgi film vardı. Orada Aslan Alex vardı. Hani acıkınca herkesi böyle pirzola gibi et gibi görüyordu ya. Ha işte bu şerefsizler de yemin ediyorum bizi böyle oygu olarak görüyorlar. Onun için sakın ha sakın Alman plaka arabayla ne yapmıyoruz? Tü kaya gitmiyoruz, kullanmıyoruz. Aynı Evet arkadaşlar, geçiyoruz üçüncü maddemize. Şimdi arkadaşlar Türkiye'ye gittiğimiz zaman bakın kesinlikle ama kesinlikle böyle gereksiz abartılı bir şekilde üzerimizde altın kolye bilezik takı künye yüzük bilezik bilmem ne falan olmayacak. Eğer iş kesak istas fölüş kefeliş arkadaşlar öyle 50 cent gibi görgüsüz zenciler gibi üstünüze kolyeler zencil zincirler bir şeyler falan takmıyorsunuz burada. Reis düşmanı esnafla yemin ediyorum lime lime ederler sizi. Bak Acımazlar üzerinizde bir sent bırakmazlar. Donunuza kata çok abınıza kata alırlar yeminle. Dördüncü ipucuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın sakın ha sakın Almanya'daki gibi yaya geçidinden böyle geçerken elini kolunu sallaya sallaya böyle relax annem yani bana bir şey olmaz arabalar durmak zorunda zaten gibi bir tavırla kaçtan kaşa geçmeyin Almanca olduğunuzu kesin anlarlar. Gerçi o saatten sonra anlasalar da çok önemli bir şey değil çünkü yaya geçidinin ucu öbür dünyaya çıkıyor zaten. Ezip geçerler acımazlar cacığını çıkartırlar valla asfalta yapıştırırlar seni. Üstüne bir de böyle çok ağır küfük yersin. Onun için yaya geçidine gelince önce bir orada dur bekle. Tamam ağabalağın geçmesini bekle. Bütün ağabalar geçsin. E bir aga sen de geçersin müsait olunca. Ne dedi yani? İşte arkadaşlar şimdi geçiyoruz 5. ve son tavsiyemize. Şimdi arkadaşlar Türkiye'ye gittiğiniz zaman mesela herhangi bir mağazaya uğradığınızda iki Almancı ya da daha fazla Almancı ile beraber içeri girerseniz tehlike çanları çalmaya başlar. Çünkü kendi aranızda Almanca konuşma ihtimaliniz çok yüksek. Benim size tavsiyem kesinlikle Almanca konuşmayın. Bakın Almancıların Türkçe zannettiği bazı Almanca kelimeler var. Sakın onları kullanmayın. Bakın işte mesela aksoğu gibi ya da Termin yapmak gibi ya da ne bileyim bil ya grill yapmak gibi bunlar bakın arkadaşlar kesinlikle Türkçe kelimeler değil. Arkadaşlar bunları kullanırsanız Kesin yakayı ele verirsiniz arkadaşlar. Bakın biraz benim gibi akıllı olun. Kurnaz olun biraz. Vatan hainlerine kazıklanmayın. Kumpasa düşmeyin ya. Şimdi arkadaşlar bakın. Hepinizin göz önünde canlı canlı bir tane sosyal deney yapacağız. Şimdi bu benim üzerinde gördüğünüz yake var ya. Tişört. Ona ne bileyim, sweatshirt, oraya kayna kaynaanım. Yani ben bunu Türk aydan 750 TL aldım, çok uygun fiyata aldım. Ama ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi bu yayından önce Kusi aradım. Dedim ki git aynı masaya, aynı o e, satıcıyı bul. Ona dedim bu ürünün fiyatını sor bakalım dedim sana kaç para diyecek. Böyle bir deney yapacağız. Bakalım sonuç ne çıkmış? Arıyorum şimdi Kusi'yi. <laughs> Alo Kusi. Was machst du? Ne haber? Ne yaptın bakalım? mu ceketin fiyatını? Ha sordum kuzen. E, az önce oradaydım zaten ben de. Şimdi eve geldim. He. E e kaç pakaymış bakalım. İnşallah kazık yemedin o adamdan. He? Valla senin üzerindeki o garip şey adam 85 TL dedi. Ben de pahalı diye almadım kuzen. Ya Was? bu arada ne zevkli adamsın ya. Adam onu bana var ya bak bedava verse almazdım zaten. Sen kaç aldın o süveteri o şeyi? Nasıl? Bir dakika bir dakika bir, bir, saniye kaç dedi sana kaç dedi bir daha söyle. Wie viel kostet das denn 85 dedi abi. Se 85 mi? Nasıl ya? Ama ben bu yakayı 750 TL verdim kusu ya. Geçmiş olsun. Allah Allah. Geç ya nasıl Geçmiş anladı benim almanca olduğumu acaba ya? Mümkün değil. Das unmöglich <laughs> ya. Scheiße. Bir dakika bir dakika. Moment moment. Ya şimdi hatırladım ben ya. Ben o mağazaya girdiğimde bir cüzdanma bakayım dedim ne kadar üzerimde var diye baktım. Hep böyle euro vardı. TL yoktu. Ben de bir ara böyle sinirlenip şeyse dedim. Onu galiba o satıcı duydu ya. O yüzden bana kasık yaptı. Yoksa normal havaysa benim Almanca olduğumu mümkün değil anlamıyor o ya. Anlamaz gerizekalı o ya. Şerefsiz vatan aynı CHP'li muhalif esnaf pislik şerefsiz pis. Pis. yeah <laughs>